Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 20 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 7:12'de 29 derece Koç burcunda yeni ay ile birlikte yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Biliyorsunuz, güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır ve etkileri en az 6 ay ve bir yıla yayılan bir tesir gösterir. Evet, bu tutulma kendi içinde önemli özellikler gösteriyor. Öncelikle bu bir hibrit tutulma. Hibrit tutulmaları daha az izleriz. Hibrit tutulma kendi içerisinde hem tam güneş tutulması hem halkalı şeklinde dünyanın değişik yerlerinde gözlenebilen bir tutulmadır. Ülkemizden izlenemiyor bu tutulma. Daha çok Güneydoğu Asya, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Avustralya bölgesinden izlenebilecek bir tutulma ve tutulmalar fiziken de gözlendiği bölgelerde çok daha önemli etkiler getirir. Evet, 29 derece öncü bir burç, Koç burcunda ateş elementinde meydana gelecek, ama 29 derece zor bir derecedir. Her burcun son dereceleri o burcun özellikleriyle ilgili daha fazla krizler içerir. Yani burada bir mücadele vardır, bir dönüşüm vardır, bir sonlanma vardır, kriz vardır. Analitik bir derecedir. Dikkat çekici bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. 129 nolu Saros'a ait bir tutulma ve bu Saros ailesinin geçmişine baktığımızda 8 Nisan 2005'te yine bu aileye ait en son güneş tutulmasını yaşadık. 18 yılda bir Saros döngüleri tekrarlanır ve 54 yıllık döngülerle de özellikle de aynı bölgelerde daha dikkat çekici olaylara neden olur. Bu şekilde değerlendirdiğimizde, aynı coğrafi bölge olarak özellikle ülkemiz için baktığımızda 18 Mart 1969, ondan öncesi 14 Şubat 1915 tutulmaları yine bu Saros ailesine ait tutulmalardır ve ülkemiz için daha güçlü etkiler meydana getirmiştir. Bunları da tabii ki o dönemdeki olayları inceleyerek gözleyebiliriz. 1915 ülkemiz için Çanakkale Savaşları'nı özellikle vurgulayan yine çok önemli bir zaman. Evet, 29 derece Koç burcundaki bu öncü nitelikli tutulma ay düğümlerinde aslında kuzey yönlü bir tutulma. Şu anda ay düğümleri Boğa burcunda ama artık Koç burcuna geçmek üzereler ve kuzey yönlü tutulmalar daha çok Jüpiter etkisi taşır. Bizi biraz daha ileriye taşıyan, yeni deneyimler ortaya çıkaran, kadersel anlamda hayatımızda bizi tekamül ettirebilecek konularla alakalıdır. Ve Jüpiter de Koç burcunda bu tutulmada, Jüpiteryen bir tutulma olmakla beraber Plüton'un da çok güçlü bir etkisini burada göz ardı etmemek gerekiyor. Plüto 0 derece Kova burcunda olduğu için tutulmaya tam bir kare açıda aslında. Yani Plütonik etkisi de, Plüto baskısı da çok güçlü olan bir tutulma. Öncelikle öncü burçlarımızın son dereceleri etki alıyor. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları. 25, 26, 27, 28, 29 yani son dereceleri burada güçlü etkiler alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakıp kontrol ediniz. Bununla beraber bu burcun son derecesinde olduğu için bir sonraki burçların da ilk dereceleri etkileniyor. Yani sabit burçlarımızın ilk dereceleri de etkileniyor bu tutulmadan. Bunlar da Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları. 0-5 derecesi yine etki alan önemli dereceler. Evet, şimdi Koç burcundaki bu tutulma, Koç burcu temalarına baktığımızda Koç'ta bir Mars enerjisi var, biliyorsunuz. Savaşçı bir burç, lider bir burç, öncü bir burç. Yeni girişimler, yeni keşifler, hareket etme, mücadele etme, başlatma enerjisi taşıyor. Tabii ki son derece burada bir krizli durumu da gösteriyor. Aynı zamanda bir bitiş, bir sonlanma, bir dönüşüm var. Ve An haritasında yükselende de Boğa burcu olduğunu görüyoruz. Merkür, Uranüs Boğa burcunda kavuşmuş durumda. Toprak elementi de aslında bu tutulmada güçlü.
toprak elementi daha somut konular, elle tutulur değerler, ayakları yere basan temalar, güvence, maddi manevi güvenlikle ilgili, istikrarla ilgili konulardır. Demek ki bu tutulma kendi içerisinde bu temaları da, bu konulardaki arayışları ve bunları oluşturacak koşulları da karşımıza çıkarmaya aday görünüyor. Gezegenlerin yerleşimlerinde tabii çok dikkat çekici durumlar var. Tutulma haritanın 12. evinde, ki 12. ev gizemli ve biraz daha geri planda olan konularla alakalıdır. Çok açık gözlenmeyen konulardır bunlar. Belki biraz daha böyle saklanan sırlar, geri planda olan olaylar, işte gizli düşmanlıklar da bunlardan birisidir. Ama 12. ev bitişler, tamamlanmalar, sonlanmalar ve dönüşümlerle de çok ilgili bir alandır. 12. evde olan konular hemen gözlenmeyebilir. Zaten tutulmaların etkisi de en az 6 aya yayılan zamanlardan bahsediyoruz. Bu tutulma izlediğimiz süreç içerisinde, özellikle gezegenlerin transitlerine de baktığımızda, dikkat etmemiz gereken bazı tarihler veriyor bize. Öncelikle burada 13, 14, 15, 16 Mayıs civarı Jüpiter Koç burcunun son derecelerinde olacak, Boğa burcuna geçmeden önce, yani tutulma tetiklenecek. 13, 15, 16 Mayıs arasında Jüpiter tarafından tetiklenecek ve bu tutulma tesirlerini gözleyebileceğimiz zamanlar. Takip eden zamanda 19 ve 20 Mayıs. Bu sefer Mars Yengeç burcunun son derecelerinde Aslan burcuna geçiş yaptığı 19-20 Mayıs Mars tarafından tutulma tetiklenecek. Bu da dikkat çeken bir zaman. Ve Temmuz ayına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Temmuz ayında 13-30 Temmuz aralığında Plüto zaten ay boyunca 29 derece Oğlak'ta tutulmayı tetikleyen bir derecede olacak. Güneş 22-23 Temmuz'da yine tutulmayı tetikleyecek ve aynı zamanda 22 Temmuz'da ay düğümleri Boğa'dan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Yani 29 derece Koç'a geçecek, tam tutulma derecesi tetiklenecek. Plüton'un da kare yaptığını düşünürsek, bu Temmuz ayının, özellikle 22, 23, 24 Temmuz civarlarının çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Yani tutulma etkilerini hissedebileceğimiz dönemler bu zamanlar. Tüm dünyada tabii Koç burcu tutulmaları genellikle önemli savaşları da başlatır. Çünkü Koç mücadele ve savaşla ilgili. Savaş etkilerinin, savaş baskılarının artmasını, liderlerin çok daha gözü kara, çok daha atak, çok daha cesur davranabileceği bir döneme gidiyoruz aslında. Bu Rusya ve Ukrayna'daki savaşın şiddetlenmesi ve bence biraz daha Güney Asya bölgelerinde de hareketliliğin artmasını bekleyebiliriz. Liderlerin çok cesur, gözü kara olabileceği bir dönem. Plüto da çok burada özellikle gücü elinde bulunduran kişilerin, liderlerin, devletlerin daha baskıcı, daha manipülatif, daha otoriter davranabileceğini de işaret etmekte. Önemli sabit yıldız dereceleri var dedik. Burada Satürn 4 derece Balık'ta forma alt sabit yıldızı ile birleşmiş durumda. Bir kraliyet yıldızıdır. Güney'in gözcüsü olarak tanımlanır. Venüs'e bakıyoruz. Venüs İkizler burcunda 10 derecede Aldebaran, doğunun gözcüsü. Yine yıldızıyla, kraliyet yıldızıyla birleşmiş durumda. Mars 13 derece Yengeç'te Sirius yıldızıyla, yine burada çok önemli bir bağlantıla. Yani ilahi gözlemlerin, kadersel temaların çok öne çıktığı bir güçlü bir tutulmadan bahsediyoruz. Güney, Güneydoğu bölgeleri, Güney Asya bölgelerinde burada doğa olayları tabii ki tetiklenebilir böyle güçlü bir tutulmada. Depremler, özellikle denizlerde olabilecek büyük depremler, tsunami ve benzeri olaylar çok tetiklenebilir. Biraz önce söylediğim tarihlere de dikkat etmek gerekiyor bu anlamda. Yani burada Mayıs'ın ikinci yarısı, özellikle Temmuz ayı çok dikkat çeken zamanlar bu doğa olayları bakımından. Yine savaşla ilgili enerjilerin de çok güçlenmesi bakımından dikkat çekiyor. Ülkemizde de Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, burada tabii ki bir yapılanma,
bir dönüşüm var depremin sonrasında. Buradaki halkın güvenliği, temel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde mücadelelerimiz devam ediyor ve etmekte ve bunlar zaten önümüzdeki en az bir yılında konuları. Burada ne olacak? Koç mühendisliği de anlatır. İşte inşaat ve mühendislikle ilgili konular, burada yeni bir yapılandırılma, orada bir düzen kurma, evlerin yapılması, oradaki halkın ihtiyaçlarının, güvenliğinin karşılanması, bununla ilgili bir mücadele söz konusu. Bir dönüşüm var. Tam bir plütonik etki aslında. Yani bir düzenin bitmesi, bir düzenin kurulması için bir mücadele var, bir dönüşüm var. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars ve o da Yengeç burcunda. Zaten Yengeç burcundaki bir Mars, güvenlik alanlarındaki endişeleri ve kaygıları da gösterir burada. Ailemiz için, yuvamız için, vatanımız için, kişisel güvenliğimiz için, barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarımız için burada kaygılarımız var ve bunları oluşturmak için de mücadelelerimiz var ve bu tutulmanın tetiklediği önümüzdeki bir yıllık süreç bu alanlardaki önemli bir mücadeleyi de işaret ediyor. Tutulmayı ülkemizin horoskopu üzerinde değerlendirdiğimizde önümüzde önemli bir süreci yine güçlü bir şekilde işaret ediyor bu tutulma. Öncelikle Koç ülkemiz haritasının 11. evidir ki burası meclistir, parlamentodur, sivil toplum kuruluşlarıdır. Ülkemizin anlaşmalar içerisinde olduğu ülkeler ve kurumlardır. Yabancı şirketlerdir ve bunlarla ilgili alanlarda bir tutulma tesiri var. Zaten mecliste, parlamentoda yaklaşan seçimlerde bu tutulmanın hemen akabinde meydana gelecek dönüşümler var. Burada dikkat çeken işte yeni yöneticiler, yeni liderler, milletvekilleri, yani parlamentoda bir değişimi görüyoruz. Plüton'un zaten baskısı, tabii ki gücü elinde bulunduran yapıların, otoritenin manipülatif durumlarına da dikkat çekmekte aslında. Sonuçta bir 12. ev tutulması bu. 12. ev gizli konulardır. Yani gizli alandaki planlardır. Ama Alişra sabit yıldızını burada 29 derece Koç'ta gözlemliyoruz. Bu yıldız birleştirici bir etki verir. Yani grupları birleştirir. Bir ideal için, bir düşünce için birleşmeleri, insan topluluklarını gösterir. Aynı zamanda bir liderin yönetimdeki birleşmeleri bize gösterebilir. Daha yapıcı birleşmelerle de ilgili bir yıldız olduğunu söyleyebilirim. Ama güçlü bir yıldızdır. Mücadeleci, savaşçı bir yıldızdır. Çok da şanslı etkiler getirebilir. Zaten bu tutulma birçok kişi için hayatlarında yeni kapılar açacak. Onları başka bir boyuta taşıyacak, çok önemli etkileri de başlatacak. Ülkemiz için daha çok tabii ki siyasi alanda, meclisle ilgili, yönetimle ilgili, liderlikle ilgili alanları işaret ediyor. Tutulmanın tetiklendiği, yani Jüpiter tarafından tetiklendiği 13-16 Mayıs zaten seçim zamanı. Burada Jüpiter etkisi tabii büyütücü, aynı zamanda biraz genişletici, belki biraz daha destekleyici etki getirebilir. İşte bu birleşmeler alanında liderlikle ilgili bir dönüşüm için, yani baktığımızda diğer gezegenlerin yerleşimlerine, Mars burada tabii yönetici gezegen olarak 13 derece Yengeç'te, ülkemizin, Türkiye'nin horoskopunda Plüton'un tam üzerinde. Plüton oldukça manipülatif bir gezegen, çok köklü dönüşümlerle ilgili, ama Mars'la birleştiğinde çok zorlayıcı, şiddet içeren, çok krizli bir durum da ortaya çıkarabilir. İşte yeraltı kaynakları, örgütler, gizli örgütler, işte terör örgütleri ve benzeri her şeyle de ilgilidir aslında Plüton. Ama Mars bunun üzerine gelince biraz daha enerji getiriyor. Burada bir hareket, bir mücadele, bir çatışma potansiyeli olabilir. Ya da halkın çok fazla sert bir şekilde dönüştürücü bir hareketini, bir eylemini hani burada gözleyebiliriz. Su üçgeni olan bir haritamız var Türkiye'de. Bunu astrolojiyle ilgilenenler zaten bilir. Oradaki Plüton'un ülkemizdeki yani balık Uranüs'e, işte yine akrep burcundaki Venüs'ümüze yaptığı, şans noktamıza yaptığı üçgen açı Mars tarafından tetiklenmekte. Aslında bu biraz daha belki ülkemiz adına olumlu birleştirici bir etki. Daha böyle dönüştürücü bir etki de getirmekte.
bu yapıcı bir şekilde de değerlendirilebilir. Toprak elementindeki vurgu, istikrar ve güven aradığımız bir süreci işaret ediyor. Tabii ki maddi kaygıların özellikle çok öne çıktığı bir süreç. Yani ülkenin genelinde yükselende de boğa olduğu için artık güvence arıyoruz. Bir şekilde maddi anlamda da güvence arıyoruz. İşte barınma olsun, beslenme olsun, tüm temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kaynaklarımızda, özellikle parasal kaynaklarımızda, ekonomik gücümüzde bir denge ve istikrar arıyoruz. Bununla da ilgili daha fazla bir hareketin olabileceğini, halkı destekleyebilecek gelişmelerin olacağını da söyleyebiliriz. Yani yönetim tarafından, liderler tarafından özellikle bu anlamda umut verici adımlar olabilir. Halka güven verici bazı gelişmeler söz konusu olabilir ve bunların birleştirici, destekleyici etkileri olabilir. Plüto ülkemizin kaynakları ve yeraltı kaynaklarıyla da ilgilidir. Ekonomik gücüyle de ilgilidir ve buradaki Mars'ın hareketi ve tutulmanın tesiri bazı kaynaklarımızı, yeraltı kaynaklarımız olabilir, madenlerimiz olabilir. Yani bunların daha güçlü ve yapıcı bir şekilde kullanılabilmesi adına da bazı kapıların açılabileceğini bize güven verecek, daha uzun vadeli belki adımların atılabileceğini de işaret etmekte. Hepimizin haritalarında özellikle Koç burcunun bulunduğu alanda bu tutulma önemli etkiler getirecek. Ve bu bir başlangıç aslında. Çünkü önümüzdeki 2024'ün sonuna kadar Koç terazi tutulmaları devam edecek her 6 ayda bir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre bu tutulma nasıl tesirler getirebilir size? Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Öncelikle bu tutulmayla birlikte önümüzde 1,5 yıl devam edecek olan önemli bir döneme girdiğinizi size söylemek istiyorum. Ay düğümleri de Temmuz'la birlikte artık Koç terazi aksına geçecek. Tutulmalarımız bu tutulmayla birlikte başlıyor. Koç terazi ve tabii ki sizin için daha kadersel bir dönem. Yaşamınızı şekillendirecek, değiştirecek bir döngüye giriyorsunuz. Şimdi kuzey yönlü bir tutulma olduğu için bu tutulmanın destekleyici etkileri çok daha güçlü. Jüpiter de bu tutulmada, çünkü Koç burcunda, daha şanslı, kısmetli etkiler var sizin adınıza. Fırsatlar sunabilir bu tutulma size. Tabii ki tüm Koçlar hemen etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma 29 derece Koç'ta olduğu için son derecelerde gezegenleriniz bulunuyorsa, güneşiniz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz, etkisi önemli olacaktır. Ancak unutmayın, önümüzdeki 2024'ün sonuna kadar her 6 ayda bir artık Koç aksında, terazi aksında tutulmalar olacak. Bu nedenle bu tutulma olmasa bile önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde diğer tutulmalardan tesir alabilirsiniz. Bu imaj değiştiren, yer değiştiren, hayatınızda yeni kararlar verebileceğiniz hem Jüpiter etkili hem Plüto etkili güçlü bir tutulma. Bu tutulmayla beraber belki taşınabilirsiniz, belki mesleğinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Evlilik gibi, ayrılık gibi konular olabilir hayatınızda. Yönetici gezegenin Mars'ın da yengeçte olması biraz daha ev, yuva, aile kurma gibi alanlarda daha fazla enerji harcayacağınızı, kendinize düzen kurma, istikrar sağlama, maddi manevi güven sağlama konusunda belki size fırsatlar sunacak önemli bir döngüde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili Koçlar. Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Koç burcundaki tutulma 12. evinizde olacak. Ancak Boğa burçlarının özellikle ilk dereceleri etki alıyor. Bunu unutmayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa tesirleri artar bu tutulmanın sizin adınıza. Boğa burcunda zaten Venüs, Merkür'ün Uranüs'ün olması, işte şu anda tutulma sırasında ay düğümünün de boğada olması boğa burçlarımızı da güçlü bir şekilde etkiliyor. Bu tutulma hayatınızda önemli farkındalıklar getirebilir. Kendinizi yenilemek, hayat kalitenizi arttırmak adına belki bazı alışkanlıklarınızı bitireceksiniz. Zararlı bir bağımlılığınız varsa bunu artık geride bırakabilirsiniz. Sizin için gerekli olmayan bir ilişkiyi, bir işi, bir çalışma şeklini bitirebilir, dönüştürebilirsiniz. Yaşadığınız mekanların belki konforunun arttırılması, sizin için
yeniden düzenlenmesi mümkün. Sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına belki daha radikal kararlar vereceksiniz. Beslenme programınızı değiştirmek gibi, diyete başlamak gibi. Bu tutunmanın aslında böyle bir şifalayıcı etkisi de var sizin adınıza. Maneviyatın derinleştiği bir dönemdesiniz. Önemli farkındalıklarınız olabilir. İşaretleri takip edin. Çok güçlü rehberlikler de alabilirsiniz. Bu tutulmadan yakınlarınızdan, ailenizden, özellikle kardeşlerinizden önemli destekler almanız da mümkün görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç burcundaki tutulma 11. evinizi etkiliyor. 11-5 aksı önümüzdeki 1,5 yılda tesir almaya devam edecek. Sosyal alanlar burası, grup çalışmaları, toplumsal alanlardaki faaliyetleriniz, belki geleceğe dair oluşturduğunuz projeleriniz, iş ve kariyerdeki hizmetleriniz ve buradan gelen kazançlarınız, buralarda yeni kapılar açılabilir size, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Venüs'ün de burcunuzda olması tutulma sırasında sizin adınıza iyi görünüyor. Arkadaşlardan destek alabileceğinizi gösteriyor. Yeni tanışmalar olabilir. Hayatınızı değiştirecek kişiler karşınıza çıkabilir. Bakın, bu kuzey yönlü bir tutulma olduğu için kapı açan bir tutulma. Hayatımıza yeni deneyimler getiren, yeni insanlar getiren bir tutulma. Tabii ki her ikizler aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde veya sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Venüs'ün tesiriyle beraber bu dönemde dikkat çekmeniz, sosyal ortamlarda fark edilmeniz mümkün. Belki maddi kazançlar anlamında da yeni fırsatlar çıkacak karşınıza. Örneğin çalıştığınız ortamda maaşınıza zam gelmesi gibi veya kendi kişisel girişimlerinizle daha fazla parasal kazançlar elde etmek gibi, bunun gibi bazı şanslarınız, fırsatlarınız olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Koç burcundaki tutulma öncü burçlarımızın son derecelerini etkiliyor. 10. evinizde meydana gelecek. Ama unutmayın, önümüzdeki 1,5 yıl bu aksta tutulmalar devam edecek. Demek ki kariyeriniz, kariyerinizdeki oluşumlar, geleceğinizi şekillendirecek durumlar, toplumdaki duruşunuz, statünüz, buralarda önemli etkiler var. Öncelikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 29 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa bu tutulmanın etkileri çok daha dönüştürücü olur sizin için. Yani bir iş değişimi, belki yeni bir işe başlama, bir işten ayrılma, meslek değişimi, görev değişimi, bununla birlikte yer değişimi, bunları bekleyebiliriz. Evlilik, ayrılma, yani yuva kurma gibi konularda Mars burcunuzda biraz daha mücadeleci olduğunuz bir dönemdesiniz. Tabii ki bazı sorunlu ilişkileri bitirebilirsiniz ya da mutsuz olduğunuz, artık size hizmet etmeyen bir işten ayrılabilirsiniz gibi. Yani burada Plüto son derece güçlü, dönüştürücü bir etki veriyor. Yani bu tutulma hem bir şeyleri bitiriyor hem de yeni kapılar açıyor bize. Yeni başlangıçlar yapıyor. Ve siz de bunun için çok daha güçlü, çok daha mücadeleci olabilirsiniz. Strese dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Mars nedeniyle biraz böyle kazalara, sakarlıklara yatkın olabilirsiniz. Böyle dönemlerde ben bir sadaka vermenizi, işte ihtiyaç sahiplerine yardımlar etmenizi falan tavsiye ederim. Çünkü bu negatif enerjileri sağlatabilir. Sizin adınıza koruyucu olabilir. Jüpiter etkisiyle iş kısmetlerini mümkün. Yani çalışmalarınızın karşılığını, harcadığınız emeklerin karşılığını bu tutulma size verebilir. Size yeni fırsatlar sunabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç burcundaki tutulma 9. evinizde meydana gelecek. Sabit burçların ilk dereceleri de etki alıyor. Bu nedenle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa Plüto'dan da çok güçlü bir etki alıyorsunuz. Bu dönemde tutulma da sizin için önemli. Ve tabii ki öncü burçların son derecelerinde de gezegenleri olanlar bu tutulmadan yine tesir alıyor. Ufkunuzun geliştiği, vizyonunuzun genişlediği bir dönem, yeni hedefler anlamına geliyor. Biraz uzak hedefler, kariyer hedefleri olabilir. Daha çok yurt dışı, uluslararası konularda kapılar açılabilir size Jüpiter etkisiyle. Yurt dışı ile birlikte mesela hani uluslararası bir iş yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir ticaret, işte internet üzerinde online işler olabilir veya yurt dışına gitmek, yerleşmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir planınız olabilir. Yurt dışında okumak isteyebilirsiniz. Bu alanlarda kapılar açan bir tutulma.
zaten önümüzdeki en az 1,5 yılın konuları da bunlarla ilgili olacak. Akademik alanlarda, üniversite eğitimi gibi alanlarda fırsatlarınız olabilir. Hukuksal işleriniz, adaletle ilgili işlerinizde, belki önümüzde bir yılı aşan bir süreçte bu konular gündeminizde olabilir. Bu tutulma size seyahatler, yolculuklar getirebilir ki unutmayın, bu yolculuklar biraz uzak yolculuklar, uzak mesafeli, yabancı ülkelere yapılacak seyahatler, yolculuklar da olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Koç burcundaki tutulma 8. evinizde meydana gelecek. 8. ev tutulmaları finansal kaynaklarınız, başkalarıyla paylaştığınız hisseli paralarınız, özellikle eşinizin, ortağınızın gelirleri, giderleri bunlarla daha çok ilgilidir. Biraz krizli bir evdir. Zaten tutulma da krizli bir tutulma. Ama tüm başaklar etki almıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle böyle Koç burcu, işte öncü burçların Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi bu burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa ya da sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Finans konuları biraz öne çıkacak. Ve önümüzdeki bir yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Belki bir borçlanma konusu, bir kredi konusu, bir yatırım konusu, belki iş birlikleriniz var. Eşinizin kazançları ile ilgili, eşinizin işi ile ilgili konularınız var. Buralarda dönüşümleriniz var. Bir borçlanma olabileceği gibi bir borcu ödemeniz de olabilir. Veya bir emeklilik konunuz netleşebilir bu tutulmayla beraber. Bir boşanmanın ardından bir nafaka, tazminat gibi bir konunuz olabilir ya da bir miras gibi konunuz olabilir. Tüm bunlar kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre önümüzdeki en az 1 yılın, 1,5 yılın konuları olabilir sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Koç burcundaki tutulmalar öncü burçları etkiliyor. Evet, ben de bir teraziyim ve bizim için önemli bir dönem başlıyor tabii ki. Koç terazi tutulmaları 2024'ün sonuna kadar devam edecek. Yani çok kısa vadeli bakmamak gerekiyor bu tutulmanın tesirlerine ve her 6 ayda bir bu aksta tutulmalar olacak. Dolayısıyla özellikle bu ev konularında, Koç terazi aksındaki ev alanlarımızla ilgili alan konularda hayatımızda gelişmeler var. Şimdi teraziler için 7. ev etkileri özellikle bu tutulmada öne çıkıyor. Bu da ilişkilerinizdir, karşınızdaki kişidir, işbirliklerinizdir, ortağınızdır, eşinizdir, partnerinizdir, yakın arkadaşlıklarınızdır ya da hizmet aldığınız kişi ve kurumlardır. Daha çok anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, kontratlarınızla ilgilidir. Bu ilişkilerinizde gerilimler de olabilir, birliktelikler de olabilir. Bu tutulma plütonik bir tutulma ve aynı zamanda Jüpiter etkili bir tutulma. Evet sevgili teraziler, evlilik gibi konular, işbirlikleri gibi konulara açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Bunları iyi değerlendirin ve bunlar sizin yaşamınızda, kariyerinizde, yaşam düzeninizde çok değiştirici, dönüştürücü de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bu tutulmada öncü burçların son dereceleri etki alıyor. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 25 ile 30 derece arasıysa birebir bu tutulma sizin için çok önemli olacak diyebiliriz. Süre gelen bir ilişkinizde de bazı kararlar verebilirsiniz. Tabii ki eşinizle ortaklaşa da bir karar vermeniz mümkün veya bazı yol ayrımlarına da gitmeniz mümkün. Ancak Jüpiter'in ve kuzey yönlü bir tutulma olduğu için bu tutulmanın size özellikle fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz ve Merkür'ün, işte kuzey düğümünün bu tutulma sırasında 8. evinizde olması parasal konularda da yolunuzu açacak. Bazı ortaklıkları ya da evlilikleri ya da eşinizin kaynaklarındaki bazı değişimleri de gündeme getirebilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç burcundaki tutulma 6. evinizde meydana gelecek ve bu tutulma önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi aksındaki tutulmaların bir başlangıcı aynı zamanda. Günlük hayatınız, düzeniniz, yaşam şekliniz, çalışma koşullarınızla ilgili önemli etkiler var. Jüpiter burada bir iş fırsatı getirebilir size. Çalışmaya başlayabilirsiniz ya da kendinizi mesleki anlamda geliştirecek bazı eğitimler söz konusu olabilir. Çalıştığınız ortamda işinizi büyütmek, işte yanınıza yardımcılar almak, iş ortamınızda bazı gelişmeler olabilir. Yabancılarla ilgili bağlantılarınız artabilir burada fırsat anlamında. Çünkü işbirlikleri alanında da aslında sizi destekliyor bu tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların son dereceleri etkilendiği gibi özellikle sabit burçların ilk dereceleri de etkileniyor bu tutulmada. Güneş burcunuz
burcunuzla yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Zaten Plüto'dan da önemli bir açı alıyorsunuz. Yani günlük hayatınız, mesela yaşadığınız yer, eviniz, çalıştığınız ortam, buralarda bazı güçlü dönüşümleriniz olabilir. Bunlar işle de ilgili olabilir. Sağlık konularına da tabii ki dikkat çekiyor. Özellikle Temmuz ayında, işte Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren tutulmanın tetiklediği dönemlerde sağlığınızla ilgili hassasiyetleriniz olabilir. Sağlığınızı önemseyin. Yaşam kalitenizi arttırmak adına belki bir tedavi olmanız, işte bir diyete başlamanız, spora başlamanız. Çünkü Koç burcu biliyorsunuz enerjiyle alakalı. Günlük hayatınızda tembellik yapmadan sizin için daha sağlıklı bir günlük düzen kurmanız söz konusu olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcundaki tutulma sizin 5. evinizde başlıyor ve bu Koç terazi aksındaki tutulmalar önümüzdeki 1,5 yıl önemli olacak sizin için. Ateş elementindeki tutulma size güzel bir açıda, üstelik yönetici gezegeniniz Jüpiter bu tutulmayla da birleşiyor. Dolayısıyla daha keyifli, daha geliştirici, daha neşeli bir durumdan bahsedebiliriz aslında. Ancak tabii 29 derece biraz krizli bir derece. Dönüştürücü etkiler de var burada. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde veya sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa tutulma sizin için biraz daha böyle dönüştürücü ve zorlayıcı olabilir. Yaşamınızda çocuklarla ilgili gelişmeler var. Çocuk sahibiyseniz onların eğitimi, onların hayatında vereceği kararlar ve onlarla bağlantılı tabii ki sizin yaşamınızda bazı yeni pencereler açılıyor. Bununla birlikte belki çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olacaksınız. Yani bu önümüzdeki 1,5 yıla da yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Hamilelik, doğum gibi konularınız olabilir. Aşık olabilirsiniz. Romantik konularda yine hızlı etkiler getirebilir bu tutulma size. Bir ilişkinizde mesela sevdiğiniz kişiyle paylaşabileceğiniz, ilişkinizi geliştirebileceğiniz farklı olanaklarınız olabilir. Kişisel yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz, bir hobiyle, bir sanatla ilgilenebileceğiniz, belki düzenli spora başlayabileceğiniz bir döngünüz var. Aslında maddi manevi şansa ihtiyacınız olan, rekabet içeren alanlarda bu tutulma size fırsatlar getiriyor. Hani böyle bir süreciniz varsa bu tutulma sizi ileriye taşıyacak, size ilham verecek, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı önemli fırsatlar verebilir. Bunlar tabii ki belki bir hobinizin gelişmesi, işte ilgi duyduğunuz bir alanda eğitim alıp onu daha sonrasında belki para kazanacağınız bir işe de dönüştürebilirsiniz. Bunun gibi hayatınızda kapılar açabilecek, sizi ileriye taşıyabilecek şanslı ve kısmetli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Koç burcundaki tutulma tüm öncü burçlarımız için çok önemli tabii ki. Sizin için de önemli. 4. evinizde meydana gelecek ve bu tutulma önümüzdeki 1,5 yıl etkili olacak önemli bir dönemi de başlatıyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz son derecelerde ise böyle işte 26, 27, 28, 29 etkileri çok güçlü olacaktır sizin için. Çünkü Plüto da şu anda bu dereceler üzerindeki etkisini devam ettirmekte. Ailevi alanda, yuva konularında, genel düzeninizle ilgili alanlarda, özel yaşamınızda önemli bir etki var. Bu ebeveynlerinizle ilgili güçlü bir dönemi de başlatıyor aslında. Yani bir düzen kurmak belki. Yani burada tabii ki ebeveynlerin sağlıkları ile ilgili, onların yaşamları ile ilgili tesirlerimiz olabilir. Bununla beraber aynı zamanda evlenmek, yuva kurmak gibi bir tesiriniz de var. Ev almak gibi, taşınmak gibi konular var. Yuva konusunda, yuva kurma konusunda daha hassas, daha mücadeleci olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Var olan bir düzeninizi değiştirebilirsiniz. Tamamen şehir değiştirme, ülke değiştirme gibi konular da olabilir. Ya da evlenerek de aileden ayrılıp bir yuva kurabilirsiniz. Ya da boşanarak da olabilir tabii ki bunlar. Yani genel olarak düzeninizle ilgili, ailevi düzeniniz, yaşam alanınız, evinizle ilgili konularda önemli bir dönem başlıyor sizin için. Bu dönüştürücü bir dönem, ileriye taşıyıcı bir dönem sevgili oğlaklar ve özellikle ebeveynlerinizle ilgili. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç burcundaki tutulma 3. evinizde meydana gelecek. Tutulma sabit burçlarımızın da ilk derecelerini etkiliyor. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz böyle 0 ile 5 derece arasıysa, zaten Plüton'un da özellikle 0-1 derece üzerinde çok önemli etkisi var bu tutulmada. 3. ev
yakın çevrenizdir daha çok. Bunlar akrabalarınızdır, işte kardeşlerinizdir, komşularınızdır, yakınlarınızda olup bitenlerdir. Ve buralarda bazı dönüştürücü etkiler var, yenilikler var. Aynı zamanda tabii ki kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarında, son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman tutulma tesirleri daha da bir artacaktır, güçlenecektir. Örneğin bir komşunuz taşınır, yeni bir komşu gelir gibi, ya da kardeşlerinizin yaşamında çok güçlü etkiler olabilir. İşte kardeşiniz evlenir, onun çocuğu olur gibi, ya da işte belki daha genç bir kovasınız, kardeşiniz olur. Bunun gibi tesirler var. Eğitim alabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili hayatınızda sizi zihinsel anlamda, entelektüel anlamda geliştirecek durumlar var. Dolayısıyla bu eğitim hayatınızı destekleyen bir tutulma. Bununla birlikte çok seyahat edebilirsiniz. Bu tutulma ve takip eden önümüzdeki 1,5 yıla yayılan dönemde daha fazla gezilin, seyahatin, yolculukların olması mümkün. İş anlaşmaları, ticari anlaşmalar yapmanız mümkündür. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde her türlü böyle iletişim, medya, yazılı, sözlü, kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarda, işte iş tanıtımı, reklam, promosyon, halkla ilişkiler gibi alanlarda, bu alanlardaki bir sektörde çalışabilirsiniz de, veya hani işinizle ilgili bu alanlarda çok aktif olabileceğiniz bir dönem de olabilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç burcundaki tutulma ikinci evinizde meydana gelecek. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreç içerisinde muhtemelen maddi durumunuzla ilgili önemli etkiler alacaksınız. Daha çok tabii ki bu öncü burçlarımızın son derecelerini ve sabit burçların ilk derecelerini etkilediği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu alanlarda özellikle kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa tabii ki etkiler artacaktır. Tutulmayla birlikte para kazanma, bir işe girme söz konusu olabilir. İş arayan balıklar için söylüyorum. Yani Jüpiter etkili olduğu için size para kazanma fırsatı veren, size iş kapıları açan bir tutulma aslında. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte bir yıla yayılan tesirle maddi durumunuzda bazı dönüşümler getirebilir. Aynı zamanda kazançlarınızda değişimler olabilir. İşte size ait mal varlıklarınızdır, paranızdır. Bunların değerlendirilmesi, bunların belki yatırım gibi kararlarınız, işte buradaki gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız söz konusu olabilir. Kendinize değer oluşturacak, kendinize iş oluşturacak, var olan bazı yeteneklerinizi keşfedip bunları değerlendirebileceğiniz fırsatlar da karşınıza çıkabilir sevgili balıklar.